Merhabalar, Zeytin Dalı programındasınız. Sevgili arkadaşım Nazan Haydar ile birlikte tekrar karşınızdayız. Evet. Bugün çok kıymetli bir konuğu daha Zeytin Dalı'na çağırdık. Geldi sağ olsun. Dostumuz, arkadaşımız, gazeteci ve yazarımız Karin Karakaşlı. Hoş geldin Karin. Hoş bulduk Nazan. Epeydir görüşemedik seninle. Evet, havalı oluyor değil mi artık böyle programlar? Bir araya gelmek. Hiç tanımıyormuşuz gibi önce başlayacağız. Karin'cim, biz seni uzun yıllardır tanıyoruz. Ben Kadın Yazarlar Komitesi'nde epey bir yol kat ettik, ter akıttık vesaire. Ama istiyoruz ki bugün bambaşka bir konu üzerinde konuşalım. Kimlik ve kendi olabilme gibi çok ağır, Türkiye'yi çok ilgilendiren ve çıkmazda olduğumuz bir konuda birazcık seni konuşturalım istedik. Şimdi tabii böyle deyince en başa, hani dünya bir toz bulutu, en başa dönelim ve senin anneannenle bir diyaloğun var. Diyorsun ki sokaktan sesler duydum, televizyonda da duyuyordum bu sesleri ve sonra bana kendi sesimi öğreten anneanneme dönüp ya bu ne diye sordum. Anneannemse Türkçe dedi. Şimdi biraz o serüvenden başlayarak dillerle nasıl bir ses oluşturdun, oradan bize anlat kendini. Ben aslında bir anneanneyle büyümeyi her açıdan çok büyük şans sayıyorum. Hmm. Sonradan anlaşılıyor. Çünkü hani doğduğun zaman içinde zaten doğal yaşarken öyle büyük sorgulamaların da olmuyor ya. Çok şükür çocukken hiç bu sorgulamaların hiçbiri olmuyor. Ve çocuk aynı zamanda aslında bir dile doğuyor ama dil dediği de evin kendisi. Öyle algılıyorum ben. Yani eve baktığımda evde konuşulan dil zaten benim dünyam. Ve bütün dünyada o dilden müteşekkil zannediyorsun. Ta ki bir gün işte sokaktan ya da o dönemde işte biz 70'ler kuşağı olarak yarım saat yayın yapan siyah beyaz işte böyle marangoz kasasından bozma büyük televizyonlarda başka bir sesler duyana kadar. O zaman işte o soru geldi ya bu ne diye. Türkçe dedi. Doğal olarak benim ikinci sorum geldi. Bizim konuştuğumuz ne diye. Onun da adını o zaman Ermenice olarak adlandırdı ve ben o zaman hani şey demiştim, dünyada böyle reçel kavanozunun üstüne hani yazarsın ya çilek ahududu falan gibi etiketlendiği noktada aslında bir kimlik verilmiş oldu. İsimlendirildiği noktada sen birden fazla bir şey olduğunu anlamış bulundun, Türkçe ve Ermenice diye. Yani ben Türkçeyi gerçekten ilk başta televizyondan ve sokaktan duydum. Ermenice de işte anneannemin konuştuğu dildi, evin içinde konuşulan dildi. Sonra her iki dilin tabii bir tek bu seslerle mutlu, mesut ve rahat dönemleri olmadığını, harfler denen büyük bir belayla karşılaşınca. Tonla harf. Evet. Birinci sınıf çünkü çok acıklı bir şeydir yani. Anaokulunda evet. İyi davranıyorlar. Bir zaten yeterince bir travma. 28 tane, 29 tane işte harfi öğreniyorsun Latince. Üstüne 38 tane de böyle hiyeroglif kendinden menkul şeyi, başka harfler geldi. Gökten işte harf yağıyordu gerçekten. Evet. Bir de bu 80'lerde olunca daha o da ayrı bir şey, ayrı tabii. Bir yani zaten 5. sınıfa doğru hem 80'lerin o baskı ortamı, işte o kalın perdeler, kapanmaları, bombalar, yalanlarla çevrilisin onun adını koymak, yani hani gazetelerde ben işte çok tatlı, çok güzel gençler görürdüm. Yani abiler ve ablalar, ben onları öyle görürdüm ve ama onlar yine ben hep yanlış tarafta durduğum için çocukluktan itibaren öldürülen hesapta işte terör örgütü mensuplarıydı, teröristtiler. Ben kimi sevsem zaten öyleydi, bir terörist çıkıyordu. ve tehlikeliydiler, kötüydüler ama bir yandan da işte çok güzeldiler. Çocuk içgüdüsü, daha henüz hiçbir politik yapılanma yok, bir şey yok. Ve aynı zamanda yine o dönem yetmezmiş gibi Asala'nın diplomatlara yönelik saldırıları başlamıştı. Öyle ki hani 5. sınıfa falan geldiğimizde iki sokak ötedeki okuldan aileler çocukları tek tek alıyorlardı. Çünkü orada da
işte Ermeni terör örgütü Asala diye geçiyordu. Sen de Ermenisin. Orada kötü bir şeyler oluyor. Ve çocuk aklımla yani kötü nedir? Sen neresinde duruyorsun? Ermenilik nedir? Türkiye'de olmak nedir? Ne ifade eder? Aslında bütün bu sorular başlamış oluyor. Çok küçük yaştan itibaren. Bir de Karin ismi değil mi? Hani bunun Karin bir zaten etiketi evet. haline de geliyor herhalde o süreçte. Yani ilkokuldayken tabii Karin çok özel bir şey değildi. Ben Ermeni ilkokulundaydım. Üç tane Karin vardı. İki tane Talin vardı. Öğretmen Karin ya da Talin dediğinde ses benzerliğinden de ötürü beşimiz birden ayağa kalkardık. Yani hiçbir havam yoktu. Sonra hani ortaokul lise döneminde tabii türümün tek örneği olarak kalınca. Ondan sonra baktım Adile Naşit uykudan önce programında benim adımı hiç zikretmiyor. Söyledim. Allah Allah bekliyorum umutla. Sinirlenmiş olmuş. Evet tabii. Kızmayacak gibi değil. Öyle ama yani o tontiş evet. tontiş şey yapıyor. İstemez mi insan bir kendi ismini de duysun? Ama bir dakika Tezer Özlü'nün Ferit Etki'ye yazdığı mektupta Alman tabiyetine geçersem adım Karin olsun diye. Evet, evet. Onu görünce dünyalar benim oldu. Nasıl güldüm, nasıl mutlu oldum Allah'ım dedim. Hem başka bir isim kendine isteyen hani o kadar sevdiğim bir kadın var. İstediği isim de Karin ben daha ne isterim diye. Bayağı onunla havamı attım. Tezer Özlü burada girsin değil mi? Evet bence de girsin. Tezer Özlü'ye duyduğun çok özel bir hayranlık var. Yani aslında Karin ismini istemesi senin için bir çıkış noktası ama daha da ötesi var. Birkaç insan hani kendine böyle yol arkadaşı gibi seçiyorsun ya yani okuyorsun tamam. Çok kıymetli yazar diyorsun. Diyelim hani belli bir şeylerinden etkileniyorsun ya da bir kitap sende derin iz bırakıyor. De yani her şeyle beraberinde götürdüğün insanlar var. Tezer Özlü benim için öyle biri. Aynı lisedensin. Aynı lisedeniz evet. Hatta annem de Avusturya Lisesi'nden Tezer ve Sezer Özlü'nün o dönem Sezer de sınıf arkadaşı. Tezer de iki sınıf altta mıymış neymiş böyle. Ama Tezer Özlü'yü mesela ona da anlatan ben oldum. Yani o kendi çocukluğundan bir sima olarak biliyor. Ben kitaplarıyla devreye girince. Tabii özellikle o okulu anlattığı o dönemin yine tabii bizdeki baskılar bitmediği için o da çok 70'lerin dönemi, 50'lerin muhafazakarlık çerçeveli bir şeyinden, mahallesinden çıkıp ağır katolik bir okuldaki o baskılar, bunaltılar. Sonra o benden çıkıp topluma gitme hali, o taze dili, hiçbir şeyini sakınımsız ortaya koyması ama kendini hiç ifşa etmemesi. Yani her biri yazdığı şeyin aslında ben olan, biricik olan insan varlığına değin olması. Bütün bunlar beni çok etkiledi. Yazarlarla kurduğu ilişki, onun pavezesi, işte Kafka'sı, Svevo'su. Onları yaşatma dürtüsü, Berlin sevdamız çok ortak, ortaklıklarımız çok hep yani. Hep Berlin'dedir bizim Karin'de. Ne zaman arasam Berlin. Kaçıp kaçıp duruyorum. Evet. Çok dilli Almanca serüvende eklenip ondan sonra da İngilizce. O Almanca işte şey gibi oldu. Benim özgürlüğüm oldu tuhaf bir şekilde. Yani Türkçe ve Ermenicinin çok politikleştiği, kimi yerde hani beni boğduğu noktalarda gerçek bir kapı araladı. Yani onun arkasında saklı olan kainatı sevmek çok güzeldi. İşte müziğiyle, felsefesiyle, başka başka dünyaların mümkün olduğu hissiyle. Onu ben gerçekten bir özgürleşme olarak yaşadım bir dilden ziyade. İngilizceyle öyle bir duygum yok mesela ama Almancanın bende öyle bir hatırı var. Üçüncü bir dil olmanın getirdiği bir rahatlık, açıklık şeyi. Ben bir de aslında din olgusunu hani o zorunlu din derslerindeki o tecrübeler dille onlar beraber hala da devam eden. Tam işte Kenan Evren dönemi. Ben ilk başta girdiğimde Avusturya Lisesi'ne bütün okuldaki birkaç Hristiyan öğrenciyi topluyorlardı. İşte Yahudi, Rum diyelim, Ermeni hepsi karışık. Şvesterler vardı, rahibeler. Onlarla beraber İncil okumaları yapılıyor. Şimdi çocuk aklıyla tabii sınıftan çıkmak benim hiç hoşuma giden bir şey değildi. Keza hani İncil okuyor olmanın ne bileyim o derste kalıp
sınıfla beraber olmaktan daha cazip bir yanı da yoktu. Ben bunu bir hak falan gibi algılamıyordum ya da ayrıcalık. Sonra işte bir gün müdüre, o da o zaman rahibeydi, yanına çağırdı. Çok böyle üzgün ve şey, ağır bir şey söyleyecek havasıyla. Bu işte dedi, yeni bir şey çıktı, talimat. Sen de artık din dersine yani gireceksin. Ben çok sevindim, bayram ettim. Allah dedim yani, tabii sınıfa gidiyorum yani, hani daha güzel ne olabilir benim için? Baktım ama sınıf benimle hiç aynı görüşte değil. Hocayı almışlar, sıkıştırmışlar. Hocam Karin'de mi namaz kılacak şimdi? İşte ona da mı dua ezberleteceksiniz? Ne olacak? Adamcağız da böyle iki büklüm oluyor falan. Yok evladım öyle değil. O bize işte Hristiyanlığı anlatır. Allah dedim yine mi? Yani hani din dersin şey vardır ya, din dersinin ahlak bölümünden sorumlu olmak falan. İşte ben o şekilde yarım yamalak din dersinin ahlak bölümünden sorumlu olarak başladım. Sonra yine o da değişti. Ben kendimi tekrar rahibelerle bırakıldığı yerden tarçın kokuları eşliğinde İncil okurken buldum. O yüzden bayağı dinle şey serüven halinde bir ilişkim var. Senin bir de Sevgi Soysal hayranlığın var. Muzipliğinle de bağdaştırılabilecek, aynı zamanda mütevazılığınla da böyle bir paralellik kurabileceğin bir yanı var. Tabii güçlü bir kalem oluşu da ayrı bir özelliğiniz. Neden Sevgi Soysal? O da şundan, hani Tezer Özlü benim için hep gitmek çağrıştırır. Sokak, kendini atmak, gitmek, keşfetmek. Sevgi Soysal'ınki ise yürümek. İkisi arasında tabii bir fark var. Ve o yürümek sadece yürümek romanında kalan bir yürümek değil. Onun bütün kitaplarında hissettiğim bir olgu. Ve hani ileriye doğru değil yani. Neyse o devinim içinde olup tabii kimi zaman da çokça aslında kendisine dayatılan şartların içinde özgürlüğü o şartlardan daha ağır şartları kendine koyarak oluşturmak. Yani bir iç disiplinle aslında olanca bir disiplinsizlik, bir kaos yaratmak sistemin içinde. Ondaki cesareti, dediğin kara mizahı, hazır cevaplılığı, o zekayı, onun o muhteşem geçilemeyecek Tante Rosa'sını, yani bir kadın olmanın tüm hallerini kapsayan Tante Rosa'yı. Sonra o hakime verdiği cevabı unutulmaz. Hani ev kadınısınız. Ev erkeği mi diyeceksiniz. Şimdi yapmasanız hani bu mesleği diye. Çok erken bir dönemde aslında kadınlık üzerinden hani kadın dili, kadın olma haliyle ödeşmelerini, yine çok siyasi ortamlarda büyük bedeller de ödeyerek çok rahat, ne bileyim hani bir 70'ler dönemi edebiyatının 12 Mart içine oturtulabilecekken oradan daha farklı bir şeyi denemesini çok kıymetli buldum. Özellikle cezaevi sürecinde diyelim, sadece dayatılan baskıyı anlatmakla yetinmeyip içerideki örgütlülük halinin kısıtlamalarını gördüğü noktada o dönemde bu sıcağı sıcağına eleştirisini getirebilmesini. Hani kendinden menkul bir örgütüm ben ama hani bireyime sevgi oluşuma dokunmayacaksın hani. İnsanlığıma dokunmayacaksın. Ve en küçük şeyleri yakalayabilmesi, en olmadık ayrıntıları, bir trafik polisi işte gelmiş oraya kadın polisi de sadece bir polis olarak göstermekle yetinmeyişi mesela. Ondaki çelişkileri ortaya koyması. Çocuğu yakalama hali. Son dönemlerde özellikle hastalık süreciyle olan, yaşlanmayla olan ödeşmeleri. Elbette kadın erkek ilişkileri ve oradaki erki görmesi, yani erk denen, patriarka denen şeyin zaten özelde başlayan halini görmesi, adını koyması. Bütün bunları da o da benim için çok çok başka bir yerde. Belki.
Gelelim yazma serüvenine, değil mi? Gelelim. Yazmak nasıl bir serüven, nasıl bir varoluş biçimi senin için? Hangi kimliklerle yazıyorsun? Vallahi en güzeli yazmak. Yazarken işte kimliksiz olabilme şeyi. Hı-hı. Çünkü bu kimlik dediğiniz biraz şey gibi de, tabii kimlik politikasının ilk başlardaki mücadeleleri çok özgürleştirici, kolektif haklar için verilen mücadeleler keza öyle. Ama bir yerden sonra kimliklerin kapan olma tehlikesi de var. Yani üzerine yapışıyor. Ben kurtulamıyorsun da değil mi? Tabii mesela bir yazar olarak aslında haddinden fazla Ermeni oldum. Bu benim tercih ettiğim bir şey değildi ama süreç öyle getirdi. Agos gazetesi, Hrant Dink'in öldürülüşü vesaire sonrasında. Hani bu şimdi taşıdığım bir şeye döndü. Normalde çünkü benim yazar dediğim aslında ya da yazma halinin kendisi, yazarlık da çok önemli değil. Bütün kimliklerden azade, çırılçıplak olma hali. Biricik, bağımsız bir özerk alan ve sen orada alabildiğine at koşturursun. Eğer siz at koşturursun hem de. Ve güzelliği de buradadır zaten. Şöyle bir saçların da uçar falan. Yani evet, uçar. Tabii ki iki yana doğru şöyle havalanarak. Dolayısıyla aslında en fazla özgürlüktü benim için herhalde. Ve yine böyle işte Ermenicedir yok, Türkçedir, Almancadır değil. Senin edebiyat dilin olması, senin dilin olması. Edebiyatını da boş ver. Hani ama yani 40 tane şey yazsan ve ne bileyim 4000 şey içinde olsa o 40'ını bu Karen'in dili diye ayırabilmeniz ama orada da mükerrer bir şey olmaması. Çünkü mükerrer olunca da o zaman niye yazıldı ki oluyor? Ya da bir taklide girmemesi bütün bu isimlerden ilham alırken. Üniversite döneminde aslında kurguya önem verdiğin, senin yazdığın şeyin kendin için olmaktan çıkıp hayali de olsa bir başkasını düşündüğün noktada başlıyor edebiyata dönüşmeye herhalde. Ondan önce de ben işte zaten işte bizim sevgili günlüklerimiz vardı, yok mektup arkadaşlarımız vardı, ne kadar nostaljik şey varsa. Matematikteki korkunçluğuma karşılık işte kompozisyon yazma yeteneğim vardı. Okulda böyle bir değiş tokuş hali olurdu. Hani yazı bu şekilde vardı ama edebiyata dönüşmesi üniversite dönemindeki o öykülerle oldu. Ve ilk kez hani benim dışımda birilerine bir şey ifade edebilmesini arzu etmem. Dolayısıyla benim yaşadığımın ne kadar yoğun ve duygusal ve bilmem ne olmasının değil, duygunun ona nasıl geçeceğiyle ilgilenmem. İşin matematiğinin bu şekilde devreye girmesi gibi. Öyle adlandırıyorum şimdi geriye dönüp baktığımda. Ermeni edebiyatının içinde nerede görüyorsun? Ya o da biraz karmaşık bir konu. Aslında. Çünkü tabii Ermeni edebiyatı kuşaklara içinde devam ederken ve İstanbul bir dönem çok uzun bir dönem Ermeni edebiyatının Batı Ermenice'nin merkezi sayılırken 1915 kesiyle beraber birkaç kuşak kaybedildi. Dolayısıyla bütün o suskunluk, yeni isimlerin tekrar çıkabilmesi, Ermenice'nin sadece ne bileyim devlet politikası olarak değil doğal hayat asimilasyonuna da uğrayarak zor bir dil olduğu için işte Anadolu'da okullar tamamen yok olduğu için bir iletişim dili olmak noktasında gerileyişi. Bütün bunların içinde Ermeni edebiyatı şimdi denince tabii bir yetişkinler, yaşlı bir kuşak var. Ondan sonra biz gelirken çok özel bir çabayla sebat etmek gerekiyor. Yani benim Ermenice yazdığım evet öyküler var, bir öykü kitabı çıkaracak kadar bir diyelim çalışmam var ama orada da özgün dilini oluşturmak için hayattan benim tamamen kopup bir süre bilmiyorum Ermenice konuşulan hatta bir yere ya da olmuyorsa bile kendi içime dönmem gerekiyor. Onun içinde tabii kendimi görüyorum çünkü yani hiçbir edebiyatı aslında sadece o dilin dilden menkul görmüyorum. Mesela işte William Saroyan aslında dünya çapında ABD'li yazar falan diye bilinir.
hepimizden fazla Anadolu'lu, Bitlisli bir insan evladıdır. Evet. Dolayısıyla onu da Ermeni edebiyatından, hatta Türkiye edebiyatından ayıramazsın. Ve edebiyatın bu geçirgenlikleri, karşılaştırmalı gidebilirlik hali zaten şimdi bana çok yine özgürleştirici geliyor. Ben o hani bilmem ne dili ve edebiyatını dan pek az etmiyorum. Ama tek istisnam var. Tabii bir Ermeni dili ve edebiyatı doğru dürüst kürsüsü olmasının çok arzu ederim. O bambaşka bir anlam ifade eder çünkü. Yani içinde hem öğrenci olmayı hem öğretmen olmayı ama içinde olmayı çok istediğim bir hayaldir bu. William Saroyan dedin, orada biraz duralım istiyorum. Hem William Saroyan hem de Gomitas Vartabet senin için çok ayrı yerlerde duruyor. Bizzat yazmışsın. İkisinin de senin bugünkü tırnak içinde kimliğini ve uzun vadede düşünecek olursak edebiyatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun? William Saroyan da çok muziptir ve kimliklerle bitmek bilmeyen bir şeyi vardır. Aynen, çekişmesi vardır. Kendine bir türlü bir memleket bulamaz. Aslında Amerika doğumlu, Fresno doğumlu ama hani Bitlis'i memleketi gibi yaşar ailesinden ötürü. Ve Bitlis'e gittiğinde neden sonra 60'larda tabii gördüğü şey hayalinde canlandırdığı değildir. Ve oradaki travmasını yine kendisiyle de dalga geçerek çok esaslı bir şekilde aktarır. Bu ne kadar önemli bir şey değil mi? Kendisi İnanılmaz tabii. Yani hayal eder kendini. Ben şimdi bu şehirde yaşasam işte paralı Amerika'dan gelmiş bir deli der hatta kendine. Yerleşmiş. Ne kadar iğreti duracağını hisseder. Ve şehirde hiç Ermeni yok der. Çünkü artık zaman değişmiştir. Sadece bir Kürt babaannenin de bir zamanlar kendi evi olan yerde ocağı hala tüttürüyor olmasından bir teselli bulur. Yani hayatın ve bir şeylerin sürebiliyor olmasından. Gomidas Vartabet ise bir dönem hatırlarsınız Hürriyet'te muhteşem bir Photoshop yapılmıştı. 90. Yıl dönümü için 1915'in bir Paris'te anıt onun adına anıt dikiliyor anısına. Ona işte bir anıta köpek işerken böyle bir fotoğraf. Gomidas'ı da K harfiyle yazıp Komitas, işte oradan komitacı falan gibi muhteşem yerlere doğru gitmişti. Aslında hepimizin çok çok fazla ona borçlu olacağı, yani Türkçedeki, Kürtçedeki ve Ermenicedeki bütün halk şarkılarını yöre yöre derleyen, korolar kuran bir müzikolog, bir din adamı ve bambaşka bir ruh. 15'te 24 Nisan'da toplanan o 250 aydın arasında ve neler görmüş, yaşamış olmalı ki aklını kaçırıyor. Kurtarıyorlar onu. Kurtarılan çok az sayıdaki aydından biri. Ama kurtarılmak mı o? O bir muhabbet. Halide ve Mehmet Emin Yurdakul. Evet, onun çünkü o dönemler çok birbirleriyle etkileşim içinde isimler var. Gomidas Vartabet sadece Ermeni toplumuna mal olmuş bir isim değil. Çalışmalarından dolayı verdiği konserlerle herkesin bildiği bir isim aslında. Onların aracılığıyla evet geri geliyor. Bir süre Lapede kalıyor. Ardından da Fransa'da bir akıl hastanesinde 1935'te vefat ediyor. 12 yıl boyunca da ne bir eline bir daha piyanosuna sürüyor. Muhtemelen sorsanız adını, kendini bilir mi belli değil. Ve onun trajedisi, onun o tekil trajedisi aslında yani sesin kaybolması, insanın kaybolması, geleceğin bir anlamda sadece ölenlerle o yaşanan şimdiki zamanın değil, o zamanın değil, ondan sonraki bütün zamanların da aslında çalınmış olduğu, imkanların, ihtimallerin çalınmış olduğunu çok canında anlatan temsili bir karakterdir benim için. Ve tabii Saroyan da, Gomidas da benim seçtiğim atalarım diyerek hani kendime feyz aldığım isimler. Çünkü kimliğin tabii
özellikle etnik kimlik olunca milliyetçiliğe çok kayabilme tehlikesi var. Ben ona karşı da çok temkinli olmak durumundayım. Yani kendi haz etmediğim, uğruna mücadele ettiğim bir şeyi sadece mağduriyet üzerinden kendi kimliğimde üretmemek en büyük sınavım ve o her daim devam eden bir sınav. Kadın kimliği nasıl eklemleniyor genelde? Ermeni kimliğini ya da etnik kimliğini? Vallahi o da şeyden aslında sonra. Yani hepimizin o muzdarip olduğu kadın kimliğinin de muhalif olmanın böyle bir parçası olma. Yani sonuçta her gün çetelisi tutulacak denli sokak ortasında cinayetlerin işlendiği, kadın cinayeti deniyor, erkek şiddeti ve erkek cinayeti o. Bir ülkede yaşıyoruz. Cinayet en görünen hali ve tabii bize en pornografik şekilde yine sunulan hali. Her seferinde dikkat edersek bir kadın kendisi için ayrı, o güne kadar olduğunu görüp hayır bu yanlış ve buradan devam etmeyeceğim, kendime yeni bir şey kuracağım noktasında öldürülüyor. Benden öte sen nasıl bir hayat kurarsın? Ve ben oradaki erkeği de yine erk olarak okuyorum tabii. Çünkü güvendikleri, güç aldıkları bir hukuksuzluk sistemi var. O şeyler, bir takım gerekçeler vardır ya hep. Cezayı düşürücü, hep kadının aleyhine işleyen, onlardan bile cesaretlendikleri, kadın cinayetleri bir yana, işte travestilere neredeyse şey görülen, hani ne olacaktı diye görülüp alt metinde onaylanan cinayetler, LGBT cinayetleri, eşcinsel cinayetleri, bütün bunların hepsi o kimlikleri zaten kendi içinde, sen o kimliği nasıl yaşamayı tercih etsen de, ne kadar beyaz olsan da kadın ya da eşcinsel kimliğinle, muhalefetin bir parçası haline dönüştürüyor. Benim tabii düzenle, sistemle, sadece bu zamanda değil, her zaman da çok büyük derdim var ve edebiyatı da zaten öyle bir derdin yoksa niye yaparsın bilmiyorum yani. Hayal gücünle daha başka bir ülke, daha başka bir dünya arzu etmek için yaparsın muhtemelen, ya da dünyasızlık kendin için bir şey kurmak için. Bir de bir gayri resmi tarih tanıklığı, tarih bugünümüzde dahil olmak üzere. Ve ona karşı bir mücadele. Yani benim edebiyattan anladığım da edebiyata içkin olarak zaten muhalif bir şey. Yetersiz Bakiye adlı kitabında tam da bu kadın cinayetleri üzerine konuşurken, yazarken diyorsun ki işte bu kadınları kimisi babası, kimisi abi öldürdü ve eski sevgili, eski koca elinden, canlarından oldular. Ve sonra da buradaki eski sözü önemli diyorsun. Ve yeniye yapılacak olan vurgunun aslında insanların ve kadınların hayatında ne kadar önem taşıdığına dair bir hissiyat oluşturuyorsun. Bu yeniyi biz kafamızda nasıl canlandırabiliriz Karin? Tam da buradan yola çıkarak. Vallahi işte o yeni bir kere herhalde Tezler Özlü'nün gitmeyiyle başlıyor. Sevgi Soysal'ın yürümesiyle devam ediyor. Sınırları sonuna kadar bir zorlayıp adını koymak, yani sınırı oradan aşmak değil de bak burası sınır demek herhalde. Kadının tehlikesi o, onu göstermek ve ben bunu kabul etmeyeceğim, yani ben bunun içinde hapsolmayacağım dediği kadının o şey orta çağdan gelen cadılığı. Bütün hiç onu, üzerimize alınmıyor. Hiç kesinlikle. Cadılar güzeldir, kalan cadılar bizimdir. Öyle bir gizli gücü var kadının. Oradan kurulacaksa eğer, ama bu şu demek değil. Yani erke hizmet eden, o erkekliği, o iktidar olarak giyinen o kadar da çok kadın var ki. Dolayısıyla kadınlar ve erkekler diye dünyayı ayırıp onların adını maalesef böyle koyabilme gibi bir lüksümüz yok. Keza
erkekliğini çok sorgulayan, o erkten bağımsız bir erkeklik inşa etmek için bir ömür mücadele eden çok erkek de var. Dolayısıyla onlara teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sonsuz dünyayı katlanılır kılan varlıklar olarak. ve o yeni yanlışın adını koyup, evet bu artık eskide kaldı. Hayat aslında her gün, her an en sıradan zamanımızda. Yani sadece filmlerde ve büyük mücadele eden devrimci öznelerde değil, benim küçük hayatımda da değişebilir deyip o adımı atan kadınlarla başlıyor. Yani o yüzden kadın ve o yüzden o eskinin tam da arkada kalmışların aslında intikamı, hırsı kabullenemeyişi. Çünkü o yeniye doğru giderken bir şeyleri geride ve eskide bırakıyor. Ama sen onun senden bağımsız yenisine tahammül gösteremiyorsun. Çünkü senin o gidince başlayabilecek başka bir yenin yok. ve tam tersine senin eskini devam ettirme gerekçen, sebebin, aracın o kadın. Nesneni kaybediyorsun. Çünkü kadın birden diyor ki, yok canım ben senin nesnen olmayacağım. Yani eskinin nesnesi değil, yeninin öznesi olacağım. Evet. Dil bilgisi değişince orada zaten işte devriliyor bir şeyler. Bu da bir umut. Bu da bir umut ama ben çocuk kitabını da sormak istiyorum. Evet, Dört Kozalak. Dört Kozalak, bir de Mısır Çarşısı'nda geçen bir gece şey güneşi var. Gece Güneşi. Gece Güneşi benim en mutlu kitabım. En küçükler olunca en mutlu. Yüzümü böyle yegane ışıtan kitaptır. Bir de çok tatlı resimlendiği için de. Çocuk edebiyatı da bir miktar tabii işte bu özgürleşme alanı arayışlarından kaynaklanıyor. Ben farklı türleri denemeyi seviyorum. Oradan öğrenmeyi seviyorum. Yazının kendisi okula dönüşüyor o zaman. Ve çocuk okurlarla buluşmak için bile, yani sadece bu amaç uğruna gayet pragmatik bir şekilde çocuk kitabı yazılmalı. Çünkü muhteşemler. Yani o sorularıyla, dürüstlükleriyle, henüz tornaya girmemiş hallerinin yaratıcılığıyla, o koca gönülleriyle. Genelde şeyler, etkinlikler şöyle geçiyor. İşte kallavi sorularını soruyorlar, cevaplarını alıyorlar. Her seferinde şaşakalıyorsun, Allah Allah falan diye. Yani ondan sonra bir bakıyorum etkinliğin sonunda gelmişler böyle. Öpebilir miyim? Gel diyorsun hep benim. Ellerinde böyle mektuplar, resimler çizmişler. Onları hediye ediyorlar. Böyle yaratıklar çocuklar ve onları öldürmeyen bir eğitim sistemi diliyorum. Yani hepimizin dileği. Gerçekten o geldikleri şekilde üstüne beslenebilecekleri bir şeyden ibaret olsa o okullar biz şimdi bambaşka bir halde olurduk herhalde. Başka bir yerde. De şiir var değil mi? Şiir var. Şiirden umut cümlesine geçip evet, kapatıyorum. Bir tüfa kaybı. Peki. Bir tüfa kaybı. Şiir benim en böyle hani korka korka denediğim alan. Çünkü ben şairleri böyle bir ayrı kabile saydığımdan ve ikinci yenicilerle özellikle çok büyük bir aşk ilişkim olduğundan bendeki umudu şu, ben hiçbir şey yapamaz hale geldiğimde ve hiçbir kitap okuyamadığımda şiire dönerim kendim. Oradaki o ekonomik dildeki yalınlıktaki, çıplaklıktaki, kudretteki dilden güç alırım abi, şeyler mümkündür diye bir feyz alırım. Umut da bize yani aslında hiçbir yerden verilmiyor. Durduk yerde hani umutlu olmak için zerre kadar bir sebebimiz yok aslında. O nedenle zaten hani ama yine de deyip o nedenle zaten hani umudu sen kendin üretmek zorunda kalıyorsun. Umut üretilen bir şey, verilen bir şey değil, yaratılan bir şey. İşte şuradaki yan yana gelişten bir umut üretiyorsun. Bunun açtığından, hani iki üzerinde bir gülümseyiş kalmasından, hani gülebilmenin çok büyük bir erdem olduğu bir yerden geliyoruz. Yani gülmenin kendisini, senden gülüşünü almamaları, kendinle dalga geçme yeteneği kastetmemeleri, renklerinin solmaması için. Dolayısıyla sonsuz bir mücadele ve çaba gerektiriyor ama buna da değiyor çünkü o da olmasa zaten nefes almanın imkanı yok. Suyun bile tadını almanın imkanı yok. O yüzden tam bu yüzden sadece
umutlu olunuyor. İnadına bir umudu. Çok dilliliğin güzeldi. Buradaki vurgusu ne olabilir? Umuda bağlayabileceğimiz. Umudun dili de verilen bir şey değil. Çok kullana geldiğimiz bir şey de değil. Yaratmak için sıfırdan çok çabaladığımız bir şey. O üzerine işte kan sıçramamış, içine öfkesini koruyan ama hınç bulaşmamış bir dil. Dolayısıyla bütün dillerin aslında çıkması gereken, anlatması gereken meram. Meram. Hı hı. Tamam. Çok güzel oldu. Öpebilir miyim? Böyle sıralanırmışız. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Varlığın, kalemin her zaman bize umut vermeye devam edecek. Evet. Sen ne kadar hüzünlü şeyler anlatırsan anlat. Bir evet, umut olmak kadar enteresan bir duygu da yok ama tamam yani. Evet, Zeytin Dalı'nda bugün Nazan Haydari ile birlikte usta bir kalemi ağırladık. Bizi kırmadı, onca işi gücü varken geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine değerli bir konuğu ağırlamak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.